Şöyle üçer beşer minik minik doğrayacağız. Bu benim için yeterli olacaktır. Sıcak suyumu ekleyeceğim. Ne kadar ekleyeceğim derseniz böyle üzerine birazcık çıkacak kadar yeterli olacaktır. Şimdi bu kaynarken ben yufkalarımı yumuşatmak için bir sos hazırlamak istiyorum. Bunu birçok kişinin bildiğine eminim. Biraz süte ihtiyacım var. Ne kadar kullanacağım? Yaklaşık 3 su bardağı kadar. 5-6 yufka için yeterli olacaktır. Şimdi burada ben zeytinyağını tercih ediyorum. Siz arzu ederseniz çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Benim ayçiçek yağıyla aram çok iyi değil. Yaklaşık 100 mililitre kadar zeytinyağı koyuyorum. Orada da bir kaşık yardımıyla kaynadığı anda çok taşma yapıyor. O yüzden gözünüzü tencereden ayırmamaya özen gösterin. Ben orada yufkalarımı alayım, tepsimi yağlayayım. Şu şekilde bir fırın tepsisi bizim için yeterli olacaktır. Buna biraz sıvı yağ dökeceğim. Şöyle çok fazla olmasına gerek yok. Bunu da hazır bir şekilde kenara almak istiyorum. Pırasalarım haşlandı. Onları öncelikle soğuk sudan geçiriyorum. Ve bütün suyunu şu şekilde elimle sıkarak alacağım. Şimdi harcımız hazır. Bunun için yaklaşık 3 adet yumurta yeterli olacak. Bir de sütümü alıp hemen geliyorum. Baharat olarak sadece tuz ilave ediliyor. Şöyle bolca tuz koyacağım. Biraz da karabiber eklemek istiyorum. Çünkü mahsuru yok benim için. Bunu biraz karıştıracağım. Sütü sonradan ekleyeceğim çünkü kıvamını görmek istiyorum. Çok fazla sulandırırsak da iyi olmaz. Bir yandan karıştırıp bir yandan dökelim. Harcım hazır. Yufkalarınızın çok düzgün bir şekilde yayılmasına gerek yok. Sadece ilk kat için tepsinin altına güzelce yaymak istiyorum. Şimdi her kata bu harçtan biraz dökeceğiz. Ellerimizle yufkaya masaj yapacağız. 3 kat yayacağız. Bunları düzgünce açmanıza gerek yok. Sadece ikiye bölmeniz yeterli. Burada önemli olan şey yufkaya sosu çok iyi yedirmemiz. Şöyle yufkaların sadece eşit olarak yayılmış olmasına özen gösterin. Harcımı içine ekleyeceğim. İç harcımı da içine güzelce yaydım. Şimdi böreğimin üzerini kapatacağım. Yine kabaca, hızlı bir şekilde. Son katı da koyalım. Bu böyle tek önemli olan bütün yufkaların iyice sosla buluştuğundan emin olun. Şimdi kenarlardan kapatalım. Üzerine de süreceğiz. Kenarlardan çok taşırmamaya dikkat edin. Arkadaşlarım için hazır olan tepsim pişti. Bunu gönderirken onu geri alacağım. Biz birazdan pırasalı böreğimizin tadına bakacağız.